Merhaba sevgili genç hayat izleyenleri. Boğaziçi Üniversitesi'nde başlaması ardından Türkiye'deki birçok üniversiteye yayılan Kayyum Rektör İstemiyoruz eylemleri adına bir video röportaj serisi hazırladık. Bu röportajda farklı üniversitelerden de arkadaşımız olacak. İlk konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisi sevgili Ebrar. Hoş geldin Ebrar. Hoş buldum Zehra. Çok teşekkürler gerçekten öğrencilere söz hakkı tanıdığınız ve evrensel ailesi olarak bu protestoları yakından takip ettiğiniz için. Rica ederiz. Biz de çok memnun olduk katılım göstermenize. O zaman uzatmadan hemen ben ilk sorumla başlıyorum. Yani bu 1 Ocak günü Boğaziçi ile birlikte 5 ayrı üniversiteye de rektör atıldı bildiğin gibi. Ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ne atılan Melih Bulu'nun hem siyasi geçmişi hem akademik geçmişi öğrencilerden oldukça fazla tepki topladı. Seçilmiş bir rektör olmamasının yanı sıra bunlar da tartışmaların aslında ana gündemini oluşturdu diyebiliriz. Yani belki biraz daha fazla sürecin içerisinden Boğaziçi öğrencisi olan biri olarak Boğaziçi bileşenleri bu süreçte öncelikle nasıl tartışmaya başladılar? Eylem kararını alana kadar süreç ve eylem kararını aldıktan sonra gerçekleşenleri belki bize biraz anlatırsan tüm süreci de birinci tanığından dinlemiş oluruz. Elbette. Şöyle ki 1 Ocak'ta atanması, yani yeni yıla girdiğimiz saatlerde, işte 2021'in ilk saatlerindeyiz. Gece vakti bir anda rektör açıklamasıyla karşı karşıya kaldık. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karşı karşıya kaldık ve neye uğradığımızı şaşırdık gerçekten. Yani gecenin bu saatinde yapılan bu şekilde üslubun da ne kadar tuhaf olduğunu tarif edemem gerçekten. Yani gecenin bu saatinde rektör ataması nereden çıktı? Neden böyle yapıyorsunuz? Bunun altındaki art niyetleri düşünmeden edemiyor insan. Yani ve hafta sonu yasağı, işte yılbaşı yasağı içerisindeyiz. Bu da aslında bir yandan eylemliğimizi kısıtlayacak bir şey olarak düşünülmüş olabilir diye tahmin ediyoruz. İşte bu haberi aldıktan sonra hızlıca WhatsApp gruplarında, işte Telegram gruplarında, farklı mecralarda toplandık. Zaten Twitter'dan hemen bir ses yükseldi. Oradan bir dalga, yani bireysel çabalarla, bireysel tweetlerle oradan bir ses yükseltmeye çalıştık ve yakın zamanda trendlere girdik hemen. Çünkü yani Melih Bulu'nun rektör olarak atanması öncelikle hiçbir üniversite bireyinin haberi olmadan, kimsenin bize danışmadan, böyle üniversitenin kadrosunda bile olmayan bir insanın rektörümüz olarak atanmasına hepimiz karşıyız. Gerçekten o anda herkesin aklına geçen şey neden bu insan ve neden seçim olmadan, neden kimseye danışılmadan bu iş yapılıyor, neden bizim değil de diğerlerinin sesi yani başkasının kararı üniversitemizde hakim olmuş durumda. Bu müdahaleyi kabul etmedik. Bu yüzden hızlıca işte örgütlenme başladı. Hızlıca eylem kararı alındı. Dediğim gibi hafta sonu bir şey yapamayacağımız için pazartesi günü eylemlik kararı aldık. Yani bu biraz aslında cumartesi pazar bize hazırlık süreci de sağladı. Yani gerçekten diğer üniversiteli arkadaşlarımızla, işte başka kolektiflerle bir araya gelerek, sanal ortamlarda işte öğrenci temsil kuruluyla bir araya gelerek hızlıca pazartesi gününe hazır olduk. İşte pankartlar hazırlandı, bildiriler hazırlandı, işte kamuoyuna basın açıklaması yapılacak metin hazırlandı, onun üstüne işte düşünüldü, tartışıldı derken pazartesi günü hazır olduk yani. Ben şöyle bir şey sorabilirim belki bu kısımda. Gerçekten aslında Boğaziçi öğrencileri hem yani Türkiye'de son 2-3 yıldaki gençlik hareketlenmelerinin üniversitelerdeki içerisindeki yayına gelme deneyimlerine bakıldığında aslında oldukça hızlı bir refleks gösterdi ve yayılması ve dayanışma şeyinin oluşması açısından da oldukça hızlı ve dinamik bir süreç işletildi diyebilirim. Sen bunun böyle bu biçimiyle hızlı bir refleks olarak gerçekleşebilmesinin nedenlerini nerede buluyorsun? Yani bu sürecin içerisinde toplulukların, öğrencilerin önceki deneyimlerinin, Boğaziçi Üniversitesi'nin önceki deneyimlerinin ve arkadaşların, üniversite bileşenlerinin toplam tutumu açısından nasıl bir birikmişliğin sonucu sence böyle hızlı bir refleks gösterilmiş olabilir? Yani bu başımıza gelen ilk atanmış rektör değil, 2016'da Mehmet Özkan faciasıyla karşılaştık. Yani biz aslında bunu biraz tamam hani sindirmedik tabii ki ama
Böyle bir bağışıklığımız var. Böyle bir refleksi, hıp hızı verebilmemizin sebebi aslında bunun başımıza daha önce gelmiş olması ve 2016'daki arkadaşlardan bugüne büyük bir deneyim aktarımı olması. Yani 2016'daki insanlar mezun olup gitmedi. Mezun olup gitmeyen bir sürü insan var ki mezun olup gitse işte yüksek lisansa, doktoraya başlasa bile Boğaziçi mezunları ailesi içerisinde, yani şu an mezunlarımızla da büyük bir irtibat halindeyiz, diyalog halindeyiz. Onların da bu süreçte etkisi oldu. Yani 2016'dan aldığımız dersleri, 2016'dan çıkarttığımız dersleri hızlıca buraya aktardık. Oradaki dayanışma birikimini hızlıca buraya yönlendirdik ki bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Ve yani üniversite bileşenleri arasındaki müşterek tutum gerçekten, yani hiçbirimiz bu konuda ayrışmadık. Kesinlikle rektör, atanmış rektörün üniversitemize iyi gelmediğinin farkındayız biz. Yani üniversitemizi geriye çektiğini, üniversitemizin demokratik yapısını arka plana attığını, gölgelediğini hepimiz bilincindeydik. Hepimiz bu şuurla hareket ettik. Böylece refleksimiz gayet dinamik bir şekilde ortaya çıktı. Bir de bu rektör atamaları ile birlikte gündeme atanmış rektör ve aslında birçok kamu açısından da kayyum rektör gibi bir kavramla karşılaştık. Sen bu, yani hem üniversitelere yapılan bu müdahaleler hem toplam ülkedeki genel atmosferi de düşündüğümüzde bu kayyum olma şeyini nerede değerlendirirsin? Yani şöyle, kayyum Arapçadan gelen, atanmış demek olan bir kelime. Yani gerçekten orada bir seçim değil, orada bir görevlendirme var. Çünkü şirketin başına patronu nasıl koyarsınız, işte birini nasıl oraya konumlandırırsanız, üniversitede böyle bir konumlandırma söz konusu. Ama biz bu konumlandırmayı kabul etmediğimizi göstermek istedik. Çünkü yani ülkenin genel atmosferinden, genel ikliminden bağımsız bir şey değil bu. Gerçekten işte belediyeler olsun, bir sürü bileşenleri olsun ülkenin, bu kayyum sıfatıyla karşı karşıya her yerde. Yani seçmenin oyunu reddedildiği bir iklim altındayız, bir baskı altındayız. Bu baskı iklimi üniversitemize de ulaştığında aslında biz bunu kayyum demekten çekinmiyoruz. Çünkü başka yerlerde de bunların örnekleri var, sadece üniversitemizde değil. Ve artık bunun gelenekleşmesi, artık normalleştirilmesi cidden kabul edilir bir şey değil. Biz bu normalleştirmeye karşı, ülkenin tamamında gözlenen bu baskı rejimini yıkmaya karşı, kırmaya karşı bir eylemlilik gösterdik. Yani kayyum dememizin sebebi buydu aslında. Yani her yerde bunun örnekleri var ve bunun tıpkı başkalarının, işte diğer halk kitlelerinin seçim hakkını, oy hakkını hiçe sayması gibi bizim de aslında özelliğimize ve bağımsızlığımıza zarar vereceğini biliyoruz. Gözlemledik. Böyle bir tecrübemiz var. O yüzden kayyum sıfatı ona az kalır diye düşünüyorum. Belki şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde az önce belki biraz daha sordum ama belki açılması gerekebilir. Gerçekten kulüplerin faaliyetinin, öğrencilerin yan yana gelmesinin 2016'da ki atanmış rektöre de rağmen ısrarla devam ettirilmeye çalışıldığında Boğaziçi'ndeki diğer arkadaşlarımızdan sıkça duyuyoruz. Kulüplerin hala işletilmeye çalışıldığı, ÖTK'ların kaldırılmasına rağmen öğrencilerin kendi ÖTK'sını seçmeye çalıştığı. Yani tabii ki tartışmalarla birlikte, ama en azından öğrenci temsiliyetinin asla göz ardı edilmesine mahal vermeyen bir tutum aldığını görmüştük. Bu 2 yıllık süreçte bu toplam eylem kararı ve akabinde gerçekleşen olaylar açısından kulüplerin, kulüp ÖTK'ların ve toplulukların tutumunu ve mevcut durumunu nasıl değerlendirirsin? Aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde diğer üniversitede olmayan birçok işlev var, birçok yer var, birçok işte seçimi ve daha demokratik bir ortamı muhafaza etmeye çalışan kurumlar var. İşte öğrenci temsil kurulu bunlardan bir tanesi, kulüpler bunların ortağı, senato, işte her ne kadar atanmış bir rektör olsa bile Mehmet Özkan'la sonuna kadar temsiliyetlerimiz konusunda ısrar edip bunları, bu cepheleri korumaya çalıştı. Yani müthiş bir seçim ve işte temsiliyet hakkı mücadelesi var ve
Tabii ki bu 4 yıllık süreçte de bu mücadele devam etti. Bugün ikinci bir kayyum rektörle karşılaştığımızda bu seçim mücadelelerinin, bu temsiliyet mücadelelerinin aslında meyvelerini topluyoruz. Yani o senatonun, o öğrenci temsil kurulunun her zaman aktif olması, her zaman işte öğrencinin sesi haline gelmesi için mücadelemiz devam ediyordu. İşte BÜKAK gibi, işte Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kurulu, işte Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü, BÜSK, Sosyal Bilimler Kurulu, SBK, işte LGBT, BON LGBT Komisyonu, bunların hepsi gerçekten müthiş bir aradalık göstererek, bu arada ben 4 tane kulübü saydım ama en az BON dayanışma adresinden, Twitter adresinden kontrol edebilirsiniz. 10-15-20 kulüp bu kayyum rektöre karşı olan ifadesini dile getirdi, duruşu destekledi, birlikte hareket edeceğini söyledi. Hatta birçok arkadaşımız arasında tartışılan, mesela bizim aramızda şöyle bir ayrım olmadı. İşte sen muhafazakar ve mütedeyyinsin ve bu yüzden kayyum rektörü de desteklersin. Sen işte solcusun, bu yüzden desteklemezsin. Böyle bir ayrım olmadı kesinlikle. BİSAK diye bir kulübümüz daha var. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü. Kendisi de çok fazla toplumsal olaylarla anılmak istemeyen ve bunlara müdahale olmak istemediğini söyleyen bir kulüp olmasına rağmen yaptığı basın açıklamasında, yaptığı açıklamada kayyum rektör karşı olduğunu bildirdi. Yani biz burada gerçekten bütün siyasi cepheler olarak kayyum rektör karşı olduğumuzu kulüplerimizde, topluluklarımızda beraber söyleyebildik. Bu birlikteliğin, bir aracılığın gerçekten karşı tarafı zedelemesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki şöyle de, Boğaziçi öğrencilerinin arasında nasıl tartışıldığını merak ettiğim için sormak istiyorum. Elbette atanmış rektör ve seçimle kim olursa olsun seçimle gelmedikçe kabul etmeyeceğini bildirmişti Boğaziçi öğrencileri. Ama bunun yanında Melih Bulu'nun atandıktan sonraki açıkladığı, yazılı olarak açıkladığı açıklama olsun. Üniversitenin içerisine doğrudan polislerin girmesine izin verişi olsun. Rektörlük binasının önünde öğrenciler eylem yaparken aldığı tutum ve davranışlar olsun. Ve hem akademik olarak hem de siyasi olarak geçmişi olsun. Öğrenciler açısından meseleyi kişiselleştirmek açısından değil ama kendi geçmişini değerlendirmek açısından oldukça tartışma konusu oldu. Tabii ki kendisi demokratik süreçlerle sınanmadan ve güvenilirliğini ve rüştünü ispat etmeden böyle bir göreve getirildiğinde kendi şahsına dair de bir takım geçmiş sorgulamalarda bulundu Boğaziçi öğrencileri. Nasıl sorgulamalardı bunlar? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, tabii ki Melih Bulu cansız bir cisim değil oraya yerleştiren, yani onun da fikirleri, onun da bir geçmişi, mazisi var. Melih Bulu'nun mazisine baktığımızda aslında çok parlak şeyler görmüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yakışan bir maziyle karşı karşıya değiliz maalesef. Şöyle, yani biz öncelikle seçim sürecinin şeffaf olmasını istedik. Gerçekten işte o, yani atanmış rektör yerine şeffaf bir seçim sürecinde rektöre yetki vermek istedik ama Melih Bulu böyle bir süreçten geçmedi. Kendisi komisyonlardan geçtiğini falan söylüyor ama biz gerçekten bunun ispatlanmasını, gerçekten orada üniversitedeki hocalarımızın, üniversitedeki kurumların da, Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi kurumlarının da dahil olmasını istiyoruz. Melih Bulu'nun kişiliğine baktığımızda, geçmişine baktığımızda aktif bir AKP siyaseti var. Melih Bulu her ne kadar bunu reddetmek istese de ciddi bir AK Parti siyaseti olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten 2015'te, 2009'da işte milletvekili aday adaylıkları, işte il başkanlıkları, üye kurullukları, kurul üyelikleri, bir sürü AKP'de aldığı aktif rol var. İşte Sanal Akıncılar diye bir oluşumun içerisinde yer almış ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönlendirilen olumsuz eleştirileri elimine etmeye yönelik tavırlarını biliyoruz. Yani burada biz aslında partili bir aktörle karşı karşıyayız. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve bu insanın partisi ne olursa olsun, evet biz bunu atanmış olduğu için kabul etmeyecektik. Bu tavrımızı koruyacaktık ama üstüne üstlük bir de AK Parti'de geçmişi olan, bu kadar siyasete yakın, bu kadar siyasetle iç içe olmayı daha öncesinde sürdürmüş bir insanın gelmesi tesadüfi değil. Yani bir sürü üniversitede aslında bir sürü rektörlüklere AK Partili insanların atandığını biliyoruz.
Yani bu tamamen farazi, tamamen göz ardı edilecek bir konu değil. Çünkü bunun da arkasında çok ciddi bir kurum fethi adı altında gerçekleşen ihlaller var. Yani bunun tamamen bir ihlal olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Yani çünkü orada öğrencilerin, akademisyenlerin, üniversite bileşenlerinin hakkının gasp edildiğini, seçme hakkının gasp edildiğini unutmamalıyız. Yani kanun hükmünde kararname olsa bile, yani kanun hükmünde kararnamenin bir kere demokratik olmadığını biliyoruz ve bu Boğaziçi Üniversitesi içerisinde gerçekleşen demokratik geleneğin aslında sürdürülmesi ve diğer alanlara da taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Melih Bulu bunu sağlayabilecek birisi değil. Yani bir kere AK Parti geçmişinin yanı sıra üniversitedeki bileşenler arasında çok ciddi tartışılan bir mesele daha intihal meselesi. Twitter'da defalarca gündem oldu. Defalarca kendisine bu konuda sorular soruldu. Ama kendisi işte tırnak içine almadığım gibi farklı yalanlar da geliyor. Gerçekten komik oluyor. Çünkü lisans öğrencilerinin ikinci sınıfta, birinci sınıftaki derslerde öğrendiği akademik kuralların bilmediği, gerçekten bunlara riayet etmediğini ispatladı, aslında kabul etti bir anda. Çünkü tırnak içine almamak ne demek? Yani siz kaynakçada kaynak verdiniz diye orada tırnak içine almadan copy paste yapamazsınız. Hangi akademik mecra size buna müsaade ediyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu aslında üniversitelerin güvenilirliğini sarsan, Türkiye'deki akademinin güvenilirliğini sarsan bir şey. Böyle bir insan rektör olabiliyorsa o zaman çıkıp herkes rektörlüğünü, yani lisans mezunu birisi de rektörlüğünü iddia edebilir. Yani ne kadar intihar geçmiş olursa olsun, intihar ciddi bir mesele. Gerçekten plagiarizm dediğimiz şey aslında bütün akademik yazarların, işte hatta akademik olmayan yazarlarında, yani siz bir köşe yazısı yazdığınızda da, bir gazetede köşe yazısı yazıyorsanız, bir blog yazıyorsunuz bile, ne söylüyorsanız, nereden duyduysanız ona referans vermek zorundasınız. Bu çok basit bir kural ve bunun anlaşılmaması, bir rektör tarafından, atanmış rektör tarafından bu kadar çarpıtmalarla karşılanması bizi gerçekten çok üzüyor. Gerçekten üniversitemize yakışmıyor. Gerçekten prestijini sarsacak, yerle bir edecek bir isim. Bu yüzden ayrıca tepkiliyiz. Melih Bulu'nun kişiliği özelinde başka bir şeye gelirsek, yani bunun kişiliğiyle, kişiliğinden bağımsız da iktidarla bir işbirliği olduğunu görmek çok zor değil. Melih Bulu'nun binlerce polisi, bir sürü polisi, yüzlerce polisi Güney Kapı'nın önüne koyduğunu biliyoruz. Gerçekten biz pazartesi günü üniversite önünde toplandığımızda o kadar polisi görme şokuyla karşılaştık. Gerçekten bizim için bir şok. Çünkü hiçbir öğrenci gerçekten o güne kadar bu kadar polisin üniversite kapısının önünde yığıldığını görmemişti. O kadar fazla polisin içerisinde demokratik haklarınızı aramak, kendinizi ifade etmek, taleplerinizi yükseltmek çok zor olsa bile biz bunu başardık. Gerçekten o gün bir sürü insan oradaki tutumu izledi. Gerçekten polisin öğrenciye tavrını gördü. İşte plastik mermi, gaz bombası, bu tarz şeylerle de karşılaştık. Yani Güney Kapı'nın içerisine doğru da yapıldı bu müdahaleler. Yani sadece dışarıdaki öğrenciler Boğaziçi'nden değil diye yapılmadı. Melih Bulu'nun böyle bir savunması da var. İşte güneyde tarihi binalar gasp edilecek, işte onlara zarar verecek diye polis gelmiş olabilir, ne yaptıysa doğrudur diye bir kere polisi haklı çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca polisi kendisi davet etmediğine yönelik yalanlar söylüyor. Yani siz eğer üniversitenin rektörü olduğunu iddia ediyorsanız, üniversitede uçan kuştan sorumlusunuz artık. Nasıl bu kadar sorumsuz söylemlerde bulunabiliyorsunuz? Gerçekten bunu anlaması güç. Yani oradaki polisten muhakkak sorumluydu. Orada öğrenciye gösterilen sertlikten, yani şiddete varan şeylerden kesinlikle sorumluydu. Kendisi bunun muhatabı olmak zorunda. Çünkü biz o gün Kuzey Kampüs'e yürürken aslında bütün arkadaşlarımızla beraber yürümeyi başardık ve içeri de girdik. Yani hatta turnikelerden bile geçmemize gerek kalmayan, işte kartımızı bile göstermeden herkese beraber içeri girdiğimiz bir ortam oluştu. Orada formumuzu gerçekleştirdik. Yani diğer üniversitelerden arkadaşlarımız, mezunlarımız da aramızdaydı. Burada bir sıkıntı çıkartmadılar. Üstelik Kuzey Kampüs'te, yani bizim koskoca kütüphanemiz var. Eğer zarar verecek olsak, eğer gerçekten bu kadar taşkın, bu kadar antidemokratik tutumlar içerisinde olacak olsak, biz de gider Kuzey Kampüs'teki kitapları mı yakacaktık? Yani Melih Bulu'nun böyle bir itirazı var. İşte benim dedemin kitaplarını yaktılar bir de. Bazı protestocular ortada, ben de işte bu yüzden polisi haklı buluyorum gibisinden
tuhaf açıklamaları var. Gerçekten akla mantığa sığmayan. Biz kuzeye gittiğimizde hiçbir dala, hiçbir hayvana, hiçbir bitkiye, hiçbir canlıya gerçekten zarar vermeden, hiçbir taşkınımız olmadan haklarımızı ararken Güney Kampüs'e aynı şekilde girmeye çalıştığımızda ciddi bir polis müdahalesi gerçekleşti. Yani bu yalanlarını duymak gerçekten korkunç. Peki tüm bu anlattıklarımızın üstüne dediğimiz gibi başında da zaten diğer birçok üniversiteden Boğaziçi'ne dayanışma mesajları, açıklamaları ve fiziksel olarak da eylemlere katılım gerçekleşiyor. En son Kadıköy'de olan eylemde çok yoğun bir kalabalık vardı gerçekten. Boğaziçi öğrencilerinin vapurdan indiğinde karşılanması çok dayanışma atmosferi gerçekten oluşmuştu diyebiliriz. Bunun ilerisi için diğer üniversitelerde de tartışılmasının yaygınlaşması ve Boğaziçi'nin kendi taleplerine ve atanmış rektör istememe talebine karşı diğer üniversitelere nasıl bir çağrı yapabilirsiniz? Yani şöyle, öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün kalbimizle bu sürecin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Gerçekten şu an dersleri bıraktık, ödevleri bıraktık. Sırf Melih Bulu oradan gitsin ve istifa etsin diye bütün enerjimizi harcamaya çalışıyoruz. Bir yandan enerjimizi başka yerlere bölmeye çalışıyoruz. Çünkü hala öğrenci kimliği altındayız. Hala akademisyen kimliği altındayız. Sadece protestocu olarak orada değiliz. Yani biz orada bütün kimliklerimizle kendimizi var etmeye çalışıyoruz. LGBT, işte kadın, işte her neyse bütün etnik kökenlerden olmaya çalışıyoruz. Enerjimizi taze tutmak, enerjimizi yükseltmek için aslında bu arkadaşlarımızın verdiği destek bizim için çok değerli. Gerçekten onların açıklamalarını, onların çağrılarını gördükçe hep birlikte evet biz de bu kadar insanın çabasını boşa çıkartmamalıyız, bu kadar insanın umudunu boşa çıkartmamalıyız diyerek daha da aslında bu eylemi sürdürmek konusunda cesaretleniyoruz. Gerçekten kalabalıktan cesaret doğar. Sabah Esra Mungan'ın bir yazısı vardı bir günde. Gerçekten kalabalık size büyük bir cesaret veriyor. Çünkü yalnız olduğunuzu hissetmek mutlaka sizi tüketen bir şey. Ama biz orada yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ne Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak, ne Boğaziçi olarak, ne de akademisyen olarak başka üniversitelerin bu tutumlarını sürdürmesini ve gerçekten Melih Bulu, eğer bizim rektörümüz değilse, eğer seçim sürecinden geçmediyse, eğer atanmışsa bu görevden istifa etmesi gibi net bir talebimiz var. Gerçekten çok netiz. Bu konunun A'sı, B'si, C'si yok. Bu konuda çok siyah beyazız. Dün Melih Bulu öğrencilerle bir araya geldiğinde söyledi. Ben de oradaydım. Bu konu siyah beyaz değil demeye getirdi. Ya da işte Türkiye'de her yerde işte üniversitelere akademisyenler atanıyor. Siz niye bu kadar gürültü çıkarttınız ki çocuklar tarzında böyle açıklamaları oldu. Ama biz antidemokratik tutumları Boğaziçi Üniversitesi'nde de diğer üniversitelerde Türkiye'nin her bir köşesinde karşısındayız. Her bir meselede, her bir vakada aslında aynı tutumu sergilemeye ısrar etmeliyiz ve bu kayyumlar, bu atanmışlar yerlerini seçilmişlere bırakana kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu yüzden kesinlikle birlikteliğimizden taviz vermememiz gerektiğini, kesinlikle taleplerimizden taviz vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Öğrenci Temsil Kurulu'nun da yaptığı iyi bir şey var benim açımdan, stratejik bir adım aslında. Yani ÖTK'nın şu an yaptığı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ÖTK'nın yaptığı, insanları en az askeri kimlikte, en az askeri talep, en askeri talepte, en askeri kimlikte toplayıp ortak bir ses çıkarmak. Yani gerçekten biz bunu ülke çapında da yapabiliriz diye düşünüyorum ve hiçbir zaman değişmek için geç değil. Yani bu kervan böyle düzülmüş, böyle gidecek diye bir şey yok. Kesinlikle kervanın gidişatını, Türkiye'nin gidişatını değiştirebiliriz. Melih Bulu'nun ne söylediğine çok dikkat edelim. Gerçekten ben bunu istirham ediyorum. Çünkü kendisi, yani ben bu kadar yalancı bir insan görmedim. Polisten haberim yok, işte intihal yapmıyorum. Bu kadar yalan söylemesi normal değil. Bu kadar yalan söyleyen birisini üniversitemizde bırakmamız hiç güvenli değil. Bu insana güvenmiyoruz. Atanmışlara güvenmiyoruz. Bizim seçmek istediğimiz insanlar var gerçekten. Yani insanlar var derken somut isimler olarak söylemiyorum. Gerçekten bir insan seçildiğinde ona verilen güven, ona duyulan güveni de tahmin edersiniz. Yani hiç güvenmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir insanı biz üniversitemizde rektör olarak görmek istemiyoruz. Diğer üniversitelerinde aynı istekler doğrultusunda aslında ben
bize destek verdiğini düşünüyorum. Onların da değişme arzusu içerisinde olduğunu görüyorum. Bu değişme arzusundan, bu istifa talebinden vazgeçmeyelim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Berson, belki eklemek istediğim bir şey varsa onu da alabiliriz. Dediğim gibi mesela arkadaşlar farklı araştırmalardan aslında Melih Blue'nun söylediklerini teyit etmeye çalışsınlar. Kendisi hiçbir zaman rektörlük makamına layık olmayan bir insan. Gerçekten liyakat sahibi değil. Gerçekten yüksek lisans ve doktora tezlerine bakabilirler şu anda. Yani bakabilirler derken sadece sayfa sayısını görebildiğimiz, aslında tez merkezinden sadece sayfa sayısına ulaşabildiğimiz bir ekranla karşı karşıyayız. Çünkü erişime engellendi. Tezler erişime engellendi. Yani daha nasıl bir iletişim bekliyoruz iktidar ve rektör arasında bilmiyorum. Çok bariz bir iletişim var, çok bariz bir işbirliği var. Yani tezlere erişime engellendi ve 69 sayfalık yüksek lisans doktora tezlerinden bahsediyoruz. Bu insanın rektör olabilmesi için bir neden göremiyorum ben ortada. Bu insan seçilmiş bir insan değil. Kesinlikle bizim oylarımız, akademisyenlerimizin rızası olmadan oraya geldi ve bunu gasp olarak görüyoruz, gasp olarak nitelendiriyoruz. Bu yüzden onu kayyum olarak nitelendirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman onun istifasını beklemekten vazgeçmeyeceğiz.